Günün ilk kahvesini yapıyorum. Tabii ki temizlikten sonra. Evler hijyenlendi. Ses gitti. Grip oldum. Herhalde bir salgın herkeste var. Beni de yakaladı. İlacımızı şimdi Nescafe'mizi içtik. Kendimize biraz geliriz. Daha sonra ıvamur kaynatalım. 2 gündür hastayım. Ama tabii yatmıyorum. Yatarsam daha hasta olacağımı bildiğim için diretiyorum. Kendimi de bildiğim için nasıl iyi olacağımı, tedavimi ona göre uyguluyorum. Bugün yataktan kalktım. Dedim ki elim kolum hiç kalkmıyor. Ne yapacağım Allah'ım? Besmele'yi çektik. Geldik mutfağa. Bulaşık makinem doluydu. Onu yerleştirdim ilk. Tabii yatakları topladık. Ardından da güzel bir su yaptım. Yerleri bir güzel sildim. Dün Neşkon süpürmüştü. Süpürgemi yıkadılar. Yıkamadan önce yollukların üzerlerini aldığım üzerine bir çekti. Ben de derilerimi sildim. Yerleri sildim. Tozları aldım. Cam üstlerini, her yerini pırıl pırıl yaptım. Ne yapıyorum şimdi? Dinlenmeye gidiyorum. Yatarsam kalkamayacağımı biliyorum. Buradan sinek diye çıkarttım dedim, artık sinek gelmez. Koca bir sinek girdi içeri. Tek sinekler uçuşuyor balkan. Eşim gelsin taktıracağım onu gene. Oh bana. Ay yoruldum, hastayım. Hep çocuklar da öyle hasta ama sadeden değil. Neşkon'da. Aykut'ta akşam okulda başlamış hapşurma, öksürme, damatımdan. Yani ailecek hepimizi yakaladı. Ama bak, yapacak bir şey yok. Suyunu çıkarmaya uğraşıyorum. Cebime su koydum dedim. Kuruma yapıyor lazım. Hastalık, şeker hepsi bir arada. Ne taraf olursak bu tarafta da telefon tutarken kahvemi içemeyeceğim. Şöyle oturalım. Aman. İyi olsun insan da. Bütün gün iş yapsın Allah. Ben de böyle motive oluyorum işte. Enerji böyle. Temizlikle. Kahvemi dumanını görüyorsunuz herhalde. Neyse işte. Şimdi bunu da içeceğim temizlik sonrası. Kendime geleceğim. Tabii saat 4'e geliyor. O ayrı mesele. Benim temizlik yeni bitti. Odalar silindi. Balkonlar. Mermerde dahi bir leke yoktu. Bugün pazar. Çocuklar yine çıkarmışlar, aileler ne yapsın? Havalandırsınlar, çocuklar artık gezdirsin. Kapalı da bunalıyorlar. Dün benimkiler bana geldi. Böyle istemiş anneannesine. Tatil bitti, gidemedim demiş. Ama bugün Neşkon çok hasta. Salsam kendimi yorgan döşek yatarım yani. O derece. Ama ne yapıyoruz? Salmıyoruz. Benim enerjim biterse çocuklarımın da biter. Beni öyle gördüler mi onların moralleri bozuluyor. Ben iyi olacağım ki onlar da iyi olsun.
solunum enfeksiyonu herhalde bu, boğaz göğüsler acıyor. Burgaz'ın yazısının önünde fotoğraf çekiliyorlar herhalde. Başka bir yerden geldiler herhalde. Bu kadar aman aman soğuğu yok da. Zaten soğuklar olmadığı için insanlar aslında. Kış olmadı ki. Olsa ona göre hareket edecek. Giyinilecek. Dışarı ona göre çıkılacak. Şimdi yaz gibi ne oldu? Aldatıldı. Ne giyeceğini bilemedi insanlar. Bende romatoid artrit hastalığı da var ya, o da beni yakalıyor babalarda. Hepsi bir araya karışıyor yani. İlk sınavı atlattık sabah, temizliği yaptık. Beni şimdi biraz moralmen düzeltiyor. Niye geldi sıra? Yemek işine. Yemeği de halletti mi tamamdır. Yatıp biraz uzanıp dinlenebilirim o zaman. İlk önce görevler olacak. Öyle iş yapmadan, temizliğim olmadan yattığım zaman ne yattığımı alıp daha çok hasta olur. Yatmak da istemiyorum zaten. Yatınca insan daha kötü oluyor. Ayaktan atlatmak istiyorum yani. Ispanağım var, bozuldu mu acaba? Bir hafta oldu. Neşkom'dan gelirken almıştık. Bir hafta olmadı gerçi be, 4 gün mü oldu? Aykut'un arabasında kalmış oğlumun ıspanakları arkada. Aldık onları ama daha bakmadım, bozuk mu değil mi? Bozulduysa atacağım, yapacak bir şey yok. Bozulmadıysa onları mı yapsam acaba diye düşünüyorum. Biraz da tarhana çorbası yapmalı, böyleyken iyi gelir, sıcak sıcak. Tabii kahveyi içelim, mutfağa girdikten sonra karar vereceğim artık. Malzemeye göre yapacağız yani. Bugün bayağı bir hareketli burası. Anneciğim de video atmış bana. Bahçesinin çiçeklerini çekmiş. İkinci videoyu atamamış. Dolmuş herhalde telefonu. Sonra teyzemin oğlundan yardım istemiş. Ben de bir video diye paylaştım onu az önce. Bu gene bir video daha varmış. Mahalle önlerini süpürmeden atmış. Bir de süpürdükten sonra atmış temizken etrafı. Sildim ben de şimdi. Videosunu iki videoyu birleştirip paylaşacağım sizlerle. Anneciğim ne yapsın? Orada olmak var ama gidemiyoruz işte. O da kendini öyle işlerle, güçlerle. O da temiz, titizdir annem çok. Yapmadan katiyen durmaz. Bana bağırınıyor. Kıyamıyor diyor, yapma öyle her gün temizlik ama gidin kendine sorun, katiyen durmaz temizlik yapmadan. Hem onun bizim gibi de değil, eski evler hemen toprak kalkıyor, yeniden kara çamurla yapıyor, ardından kirecini yapıyor, suvasını. Böyle bizim gibi olsa ona hiçbir şey demez o iş. Zorla uğraşıyor yani evini. Hep temiz tutar. Pırıl pırıldır. Mis gibi kireç kokar.
Keşke bir imkanım olsa da gitsem. Ama benimkiler de bensiz durmuyor işte. Evdekiler, eşim, oğlum yemek istiyor. Yemek yapmak. Yani. Bırakıp gidilmiyor. Ben burada kapatıyorum. Neşko'mu arayacağım. Bakayım nasıl oldu. O da hasta ya. Onunla konuşarak içerim kahvemi. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.